Merhabalar, ben Nemai Şenipekoğlu. Ee, yine Prime Akademi'nin e, sunduğu eğitimlerden bazılarını açıklamak için buradayız. Ee, daha önce X, Y, Z kuşağıyla ilgili e, bazı detaylandırmalar, açıklamalarda bulunmuştuk. Buna bağlı olarak çocukların ebeveynleriyle olan ilişkilerini biraz daha altına çizmek amacıyla e, Ebeveyn Yol Kazaları adını verdiğimiz bir eğitimimizin detayını anlatacağım bugün. Eee... Ebeveyn yol kazaları dememizdeki sebep biliyorsunuz hepimiz esasında iyi niyetle çocuklarımızla çeşitli iletişime geçmek istiyoruz. Fakat bu her zaman istediğimiz sonucu yaratamıyor. Özellikle çocuklarımız ergenlik çağındaysalar bazı problemlerle karşılaşıyoruz. Onun için buna yol kazaları dedik. İstemediğimiz şeyler bazen dışarıdan gelen etkilerle bizi farklı davranmaya sebep olabiliyor. Ben aslen öğrenci koçluğu yapıyorum. Öğrenci Koçluğunun e, anlamı esasında şu, e, 8 yaşından itibaren e, 25 yaşına kadar çocuklara, gençlere, üniversite ya da kariyerini seçmek üzere olan çocuklara koçluk yapıyorum. Koçluk ne demek? Esasında koçluk e, bir e, yanında olma hali. Onun hızına, onun isteğine ve onun seçtiği hedeflere göre onu motive etmek, düştüğü bazen yerden onun nasıl kalkacağını ona anlattırabilmek, ona bir farkındalık yaşatabilmek. Bunun yanında da biraz daha mentorluk giriyor öğrenci koçluğunda. Onun okuldaki akademik başarılarını daha iyi hale getirebilmesi için bazı teknikler de öğretiyoruz hafıza teknikleri olsun, uygun ders çalışma teknikleri olsun, hayatını programlama teknikleri olsun. Bunları yapıyoruz ve bu arada da tabii ki öğrencilerle çalışırken bu iş sadece öğrencilerle bitmiyor. Onların bir de aileleri var. Ailelerinin de çocuklarından bazı beklentileri var. Dolayısıyla bir yandan çocuklarla çalışırken, bir yandan da ebeveynlerle onların birbirleriyle olan iletişimlerini tespit etmek, neredeler ve nereye gitmek istiyorlar. Eğer orada bazı pürüzler varsa, bu pürüzler nelerden kaynaklanıyor? Tekrardan onlara bunu aynalama sistemi dediğimiz onlara bunu göstererek kendilerine fark ettirmeye çalışıyoruz. Ben şimdiye kadar 2013 yılından beri öğrenci koçluğu yapıyorum ve yaklaşık 350-400 saate yakın seansım var ve bunların rahat bir 70-80 saati ebeveynlerle geçti. Ve buna göre de bazı konularda problemler yoğunlaştı. Bu eğitimimizde bu problemlerin üzerinde duruyoruz. Mesela nedir? En önemli problemlerden bir tanesi çocuğumuza başarı kıstaslarını çok öngörerek onu birazcık belki bazen endişeye sevk etmek, bazen küstürmek gibi şeylere, sonuçlara sebep oluyoruz. Bunları sebeplerini bulmak. İkincisi e, ne yazık ki gerek ebeveynler olsun gerek çocuklar olsun gerekse biz kendimiz arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizde biraz dinleme problemimiz var. Gerçekten e, karşımızdakini anlamak amacıyla dinleme yapmıyoruz. Dolayısıyla bu dinlemenin ne olduğu e, esasında ön yargısız e, herhangi bir yargıya varmadan olamayacak e, onun içinde hissettiği şeyleri algılayarak dinlemek. Yani bir bakıma diyoruz ki biz de bazı şeyler taşıyoruz sırtımızda, yaşanmışlıklarımız var, tecrübelerimiz var. Biraz onları bir tarafa bırakarak salt nasıl öğrenirken bir merakla dinliyoruz karşımızdakine. Herhangi bir dinlemeyi yaparken de eğer bu merak olayını hakikaten karşımızdaki gerçekten ne demek istiyor onu anlama amacıyla dinlersek o zaman başarıya ulaşıyoruz. İşte ebeveynlerle de bu dinleme üzerine interaktif çalışmalar yapıyoruz. Onların bu becerilerini nasıl daha geliştirebiliriz onun üstünde duruyoruz. Bunun yanında bir de ebeveynlerin çocuklarına işte tabii ki hepimiz maddi olarak bir sürü şeyler sağlayabiliyoruz. Oyuncaklar sağlıyoruz, laptoplar alıyoruz, iPad'ler alıyoruz. Ama esasında çocukların bizden istedikleri iki tane olgu var. Bunlardan bir tanesi takdir edilmek, bir tanesi de onanmak. Bunları da yapabilmeleri için sizinle kaliteli zaman geçirmeleri gerekiyor. Bu kaliteli zaman demek illa ki her gün 3 saatinizi onlara atfetmeniz değil. 5 dakikada da bu işi yapabilirsiniz gerçekten yoğun olarak. Ve ebeveynlerle çocuklarının bu şekilde nasıl vakit geçirebileceğini, hayatlarını buna göre nasıl programlayacaklarını Göstermeye çalışıyoruz ve bunun sonucunda da iki saatlik bir eğitim bile olsa ya da yarım günlük bir eğitim bile olsa insanları en azından kendileriyle ilgili bazı konularda farkındalıklar yaşatıp ayrıldıklarını görüyoruz. Ebeveyn yol kazaları ile ilgili söylemek istediklerim bunlar. Bir sonraki tanıtımda görüşmek üzere.